Düztabanlık nedir? Nedenleri ve tedavisi. Kaynak: Profesör Doktor İbrahim Turan, Florence Nightingale Sağlık Grubu Sağlık Rehberi. Düztabanlık, ayağın normalde olması gereken iç uzun kasinin kaybolarak topuğun dışa doğru kayması ile karakterize bir ayak deformitesidir. Düztabanlık denildiğinde genellikle akla çocuk ayağı gelir. Fakat düztabanlık sadece doğuştan olan bir durum değildir. Düztaban insanların ayak tabanı kemeri yoktur veya çok düşüktür. Yani ayakta dururken ayakların normal bir kavisi olmaz. Bu durum uzun süreli fiziksel aktivite yapıldığında ağrıya neden olabilir. İnsan ayağında 26 farklı kemiğin bir arada durmasını sağlayan 33 eklemi vardır. Ayrıca 100'den fazla kas, tendon ve bağ sahiptir. Ayak kemerleri ayağa bir yay sağlar ve vücut ağırlığının ayaklar ve bacaklar boyunca dağılmasına yardımcı olur. Kemerin yapısı bir kişinin nasıl yürüdüğünü belirler. Kemerler baskıya ve çeşitli yüzeylere uyum sağlamak için hem sağlam hem de esnek olmalıdır. İnsanlar düztaban olduğunda bacakları ayakta dururken ve yürürken iç tarafa dönebilir ya da tam tersi olarak nadiren dış tarafa da dönebilir. Bazen ciddi belirtiler gösterebilen düztabanlık hiçbir belirti de göstermeyebilir. Düztabanlık belirtileri nelerdir? Düztabanlığın en yaygın belirtisi ayaklarda oluşan ağrıdır. Bu durum kas veya ayak bağlarının gerilmesinin bir sonucu olarak ortaya çıkabilir. Diz ve kalçadaki anormal baskılar bu eklemlerde ağrıya neden olabilir. Ayak bilekleri içe doğru dönerse bu baskıların artması olasıdır. Ağrı en çok vücudun aşağıdaki kısımlarını etkiler. Ayak bileği içi, ayak kemeri, diz, kalça, bel, alt bacaklar. Ayaklardan biri veya her ikisinde sertleşme de görülebilir. Düztabanlık vücut ağırlığının eşit bir şekilde dağılımına engel olabilir. Bu ayakkabıların normalden daha düzensiz veya daha hızlı yıpranmasına neden olabilir. Özellikle de bir tarafta daha fazla bozulmaya yol açabilir. Düztabanlık nedenleri nelerdir? Düztabanlığın yaygın nedenleri şunlardır. Genlerle birlikte düztaban ebeveynlerden çocuklara aktarılabildiği için genetik faktörler. Zayıf ayak kemerleri, bu durum bir kişi oturduğunda ayak kemerinin görünür olduğunu ancak ayakta durduğunda ayağın yere yaslandığını ifade eder. Ayak veya ayak bileği yaralanması, artrit veya romatoid artrit, posterior tibial tendonun hasarı, disfonksiyonu veya yırtılması, sinir sistemi veya serebral palsi, kas distrofisi veya spina bifida gibi kas hastalıkları. Düztabanlığa neden olabilecek bir diğer durum ise tarsal koalisyonudur. Bu durum ayak kemiklerinin alışılmadık şekilde kaynaşmasına neden olarak sert ve düztabanlığa yol açar. Çocuk doktorları genellikle bu durumu erken yaşta teşhis edebilirler. İnsanların obez veya diyabet hastalığı olması durumunda düztabanlık geliştirme olasılığı daha yüksektir. Düztabanlık hamilelik sırasında da yaygın olarak görülebilmektedir. Düztabanlık ayrıca yaşla birlikte gelişebilir. Çok fazla ayakta durmak, posterior tibial tendonun zayıflamasına neden olabilir. Bu tendon, ayak kavisi için birincil destek yapısıdır. Tendon iltihaplanabilir, bu durum tendinit olarak adlandırılır veya aşırı kullanımdan sonra yırtılabilir. Tendonun hasar görmesi ayak kemerinin düzleşmesine sebep olabilir. Düztabanlık çocukluk döneminde ortaya çıkan veya yaşla birlikte ya da hamilelikten sonra gelişen gelişimsel bir kusurun bir sonucu olarak da ortaya çıkabilir. Çocuklarda düztabanlık. Çocuklarda ve bebeklerde ayak kemeri genellikle mevcuttur ancak yine de düztabanlık oluşabilir. Erken çocukluk döneminde düztaban olmak, kişinin her zaman düztabanlık belirtilerine sahip olacağı anlamına gelmez. Bununla birlikte bir çocuğun yanlış kemik gelişimi veya spina bifida gibi başka bir durumun sonucu olarak düztabanlığı varsa, doktor tarafından altta yatan nedenin tedavi edilmesi gerekir. Düztabanlık tanısı nasıl konulur? Ağrı veya başka belirtiler yaşamayan düztaban kişilerin genellikle doktora danışmaları gerekmez. Bununla birlikte yakın zamanda gelişen düztabanlık, ayaklarda ayak bileklerinde, alt ekstremitelerde ağrı, destekleyici ayakkabılarla düzelmeyen belirtiler, ayakların sert, ağır ve hantal hissettirmesi gibi şikayetlere sahip kişiler tıbbi yardım alabilirler.
Hekimler ayakları inceleyerek ve bireyi ayakta dururken ya da yürürken gözlemleyerek düşük kemerleri teşhis edebilir. Bireyin her iki ayağının şeklinin ve işlevinin incelenmesi amacıyla parmakların uçlarında durması gerekebilir. Hekim ayrıca kişinin tıbbi geçmişini de inceler. Bazı durumlarda bir X ışını, bilgisayarlı tomografi BT taraması veya manyetik rezonans görüntüleme MRG taraması gerekebilir. Düztabanlık nasıl tedavi edilir? Düztabanlık belirtileri geliştirmeyen kişiler için genellikle tedavi gerekmez. Ancak düztabanlık ağrıya neden oluyorsa, destekleyici iyi oturan ayakkabılar buna yardımcı olabilir. Ayrıca ekstra geniş ayakkabılar rahatlama sağlayabilir. Gömme tabanlıklar, ortezler veya özel olarak tasarlanmış ayak kemeri destekleri, ayak kemeri üzerindeki basıncı azaltabilir ve ayaklar çok içeriye doğru yuvarlanırsa ağrıyı azaltabilir. Ancak bu ürünler sadece belirtileri tedavi eder ve uzun süreli yarar sağlamaz. Posterior tibial tendiniti olan kişiler, ortezin iç kenarı boyunca ayakkabılarına bir kama yerleştirerek rahatlama sağlayabilirler. Bu, vücudun tendon dokusuna yüklediği yükün bir kısmını hafifletir. Enflamasyon azalıncaya kadar ayak bileği ateli takmak da yararlı olabilir. Hekimler bazı insanlara belirtileri düzelene kadar dinlenmelerini ve ayakları ağırlaştırabilecek aktivitelerden kaçınmalarını tavsiye etmektedir. Artritli veya yırtılmış tendonu olan bir kişi iç taban ve ağrı kesici kombinasyonu uygulayarak belirtileri en aza indirebilir. Bazen ameliyat gerekli olabilir. Bazı kemikler çoğunlukla düzgün bir şekilde gelişmez. Bu da doğumdan yetişkinliğe kadar devam eden düztabanlığa neden olabilir. Bu nadir durumlarda kaynaşmış kemikleri ayırmak için cerrahi müdahale gerekli olabilir. Düztabanlığın nedeni obezite olduğunda kilo vermek belirtileri hafifletebilir. Düztabanlığın komplikasyonları nelerdir? Başta ayak, ayak bileği veya alt bacak problemleri olan insanlar düztabanlık belirtilerini daha ağır bir şekilde yaşayabilirler. Örneğin aşil tendon hasarı, ayak bileği veya ayak bileklerinde artrit, omertoes içe kıvrık ayak baş parmağı, plantar fasiit ayak tabanındaki bağların iltihabı, posterior tibial tendinit, ayak çıkıntıları olanlar belirtileri ağır yaşayanlardır. Düztabanlık birey ayaktayken, yürürken ya da koşarken vücudun hizalanmasını etkileyebilir. Sonuç olarak kalça, diz ve ayak bileklerinde ağrı olasılığını artırabilir.